Merhaba Netgame takipçileri, merhaba. Buna ne diyeceğimi bilmiyorum. Open Procaster Software sevenler. Bu videomuzda bir program tanıtacağız ve bu programın içeriklerinden bahsedeceğiz. İçeriklerinden bahsedeceğiz derken bazı sorunları nasıl gidereceğimizi anlatacağız. Bu sorunları nasıl birlikte çözebileceğimizi anlatacağız. Öncelikle programın arayüzünü tanıtmak istiyorum. İlk programı kurmadan önce bir saniye arkadaşlar. Programı nereden kuracağımızı göstereceğim. Bilmeyenler için ne derler ona? Bilmeyenler için gösteriyoruz. Evet, bir saniye ekranımı değiştiriyorum. Bir dakikanızı alacağım. Evet. Bir saniye. Hemen düzeltiyorum ayarlar. Bir saniye. Şu an kara bir ekran görüyorsunuz. Siyah bir ekran. Yenile diyorum. Google Chrome. Tamam diyorum. Tamam diyeceğim mi? Polis mi çağırayım? Tamam diyorum ama olmuyor. Bir saniye. Kapatıyorum. Tekrar açmam lazım. Şu an açtım. Evet, şu an geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Burada Open. Zaten yazdığın zaman o size diyecek. Open Procaster Software. Evet, bunu tıklıyorsunuz. https://obcproject.com adresinden. Burası çok önemli. Bilgisayarınız hangisini destekliyorsa onu indirmeniz gerekiyor. Bu arada bilgisayar... Bir saniye. Download. Evet. Selecting Operation System. Yani ne derler ona? Sisteminizi seçin diyor işte. Eğer dilimin ucuna gelmedi. Neyse. Windows, OS X, Linux veya Select versiyon dediği de orijinal veya multiplatform. Siz Windows'u seçeceksiniz. Orijinali seçeceksiniz. Ondan sonra Download Install. Ona tıklayıp indirebilirsiniz. Veya Download F-ZIP. Yani zip olarak indirebiliyorsunuz. Hangisini tercih ederseniz onu indirmenizi tavsiye ederim. İndirdik. Diyelim ben indirdiğimi varsayıyorum. İndirdikten sonra kuruyorsunuz zaten. Basit kurulumu. Next. Türk gerçeğiyle next diyorsun. Başka bir saniye. Kabloyla boğuşuyorum. Next dedikten sonra program kurulmuş oluyor. Programı kurduktan sonra evet şöyle bir arayüz gelecek. Şu an bunları görmüyorsunuz. Normalde şunlar olmaması gerekiyor size. Bomboş bir sahneler kısmı ve bomboş bir kaynaklar kısmı gelecek. Bunları bembeyaz göreceksiniz. Onları ben sonradan ekledim. Zaten yayın yaptığım için, video çektiğim için bunlar burada duruyor. Ayrı ayrı hepsinin bir şeyi var, ayarı var. Neyse, buradan ayarlar kısmına giriyorum. Evet. İlk öncelikle şunu göstermek istiyorum. General, yani genel kısmından bir tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Türkçe ve mevcut. Bu programın en güzel yanı Türkçe ve ücretsiz olması. Onun dışında burada pek bir şey yok. Ayar profili dediği buradan kendinize rastgele bir ayar belirliyorsunuz ve onu yazıyorsunuz. Ben yaptığım için değiştiremiyorum. NetGame olarak kaldı. Kodlama kısmı. Evet arkadaşlar, burası da çok önemli. Bilgisayarınızın sistemine göre burada bellek hızına göre RAM şeyine göre ayar yapmanız gerekiyor. Benim RAM yüksek olduğu için 1800 ile 2500 olarak ayarladım. Burada CBR kullanı seçiyoruz. Ondan sonra isteğe bağlı ara bellek boyutu kullan. Yani şu gördüğünüz 2500 kullanmak istemiyorsunuz. Onu tiki kaldırabilirsiniz. Ama ben zorluyorum. 2500'e kadar çıkabilir diye izin veriyorum ara bellek boyutunu. Burada minimum benim 1800 yayın yapacağınız zaman bunu 3000'lere kadar çıkartabiliyorsunuz. Tabii şeyiniz iyiyse, internet hızınız iyiyse. Eğer iyi değilse bunları minimuma yani 600'lere kadar düşünmeniz gerekiyor. İnternet hızınıza bağlı olarak bu değişiyor. Onu da göstereceğim bir pencerede. Hatta şimdi göstereyim unutmadan. Bir saniyenizi alacağım. Hemen geliyorum. 5 dakika ve 2 dakika bekleyin hemen onu göstereceğim. Onu da nereden yapıyoruz? Onu da göstereceğim. Procaster Software neden ona? Twitch. Şuydu herhalde.
Bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birkaç dakikanızı alacağım. İsmini hatırlamaya çalışıyorum da neydi unuttum. Şuradan bakabilirsem neydi ismi? Kodlama yayın ayarları. Kodlamadan bir saniye. Biliyorum biraz zaman kaybettiriyorum size ama bunları göstermem gerekiyor. Bunlar çok önemli. Bunlar olmazsa olmazdır. Evet. Şurada şunu kapatıyorum. Şuraya geçiş yapıyorum. Şu muydu? İşte bu olmuyor. Nedense böyle takılıyor. Yine. Tamam diyorum ama nedense gelmiyor. Şunu bir dakika arkadaşlar kapatacağım. Tekrar açmam gerekiyor. Sanırım ondan kaynaklanıyor. Evet, şu an açmam gerekiyor ama. Açtı mı? Yok. Kapat. Tekrar deniyorum. Yapıştır. Gelmedi. Özellikler. Yenile. Tamam diyorum. Olmadı. Bu da olmadı. Bunda böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmayın. Bunu şu an yapamıyorum. Bir dakika. Ah, yanlış şey tıkladım. Kaldırayım. Bir daha aç diyorum. Kaldır diyeceğim. Yeni. Ekle. Pencere yakalama. Pencere yakalama diyelim. Tamam diyelim. Evet geldi. Ya böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bazı programlarda ve oyunlarda çalışmayabiliyor. Bunu da anlatacağım. Bunu anlatmamın sebebi de bu zaten. Pencere yakalamayı seçmişim bu arada. Ekran yakalama olacaktı. Neyse. Burada anlatıyoruz şimdi. Şuradan şu adresi açacağım. Arkadaşlar şu çok önemli. Evet. Burada bit hızı dediği internet bit hızınıza göre ayar yapmanız gerekiyor. Bunu da şeyden öğrenebilirsiniz. İnternet hızını ölçme siteleri var. Orada bit hızınız kaçsa oradan öğrenmeniz gerekiyor. Onu da göstereyim. İnternet hız testi. Evet. Hız testi nokta şeydi yanlış hatırlamıyorsam. ttnet.net. Buradan ölçebilirsiniz. Burada teste başla diyor. İndirme hızınız ve upload hızınız test ediliyor burada. Bu yayın için gerekli. Siz eğer yayın yapmayacaksınız, video yüklemek için, YouTube'a video atmak için kullanacaksınız. Bunu öğrenmeseniz de olur. Bit hızınızı öğrenmeseniz de olur. Benim bit hızım bayağı düşük. O yüzden bir şey diyemiyorum. Evet, burada bit hızımız ölçülüyor. Şimdi upload yani yükleme hızımız ölçülüyor. Benim için önemli olan upload hız ama maalesef berbat, vasat bir upload hızına sahibim. 0.60'tı yanlış hatırlamıyorsam. O civarlarda değişiyor. 0.6, 0.5. Öyle. Bunu ölçtükten sonra arkadaşlar size bir ping verecek. O ping üzerinden şuradan hesaplama yapacaksınız. O hesaplamayı da nasıl yapacağınızı göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim bilmiyorum çünkü. Şimdi 1080 için önlenen bit hızı 3000 ile 3500 arasında değişiyor. Eğer sizin internet hızınız yavaşsa minimum 500'den başlamanız gerekiyor. Minimum 500 dediğimde çok berbat, vasat bir ekran çözünürlüğüne sahip. Ama ben internet hızıma güveniyorum diyorsanız 360 ve 480 piksel tavsiye edilen şeyler arasında. Şu 900 ve 1200, 600 ve 800 dediği şeyleri de şuradan bir saniye göstereyim. Şuraya yapıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlardan kodlamaya gelip şu bahsettiğim bit hızı var ya. Oraya giriyorsunuz. Bu sizin internet hızınıza göre değişiyor. Evet, bunu da gösterdikten sonra bayağı kapsamlı bir şey anlatacağım. O yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum ve sırayla gideceğim. Set kodlaması dediği AAC tavsiye edilen şeyler arasında. Çünkü kaydederken çok minimum bir alan kaplıyor. O yüzden AAC'yi tavsiye edelim. Ederim. Bit hızı 128 tavsiye edilir. 48 biçim. Stereo da stereo. Bunları değiştirmenize gerek yok.
Size soracak hayır diyorum tabii ki. Yayın ayarları burası çok önemli arkadaşlar. Evet. Eğer YouTube'a video atmak için kayıt yapacaksanız sadece dosya çıkışı diyorsunuz. Buradan da nereye kaydetmek istediğinizi soruyor. Kaydetmek istediğiniz yerleri seçebilirsiniz. Öyle. Onu da seçtikten sonra bir saniye bu tam görünüyor mu? Tekrar göstereyim. Göz alttan bakabilirsiniz. Onun dışında başka bir şey yok. Buradan canlı yayın yapacak arkadaşlar için buna fazla girmeyeceğim çünkü canlı yayın için anlatılıyor bu. İleride isteyen olursa canlı yayın. Gerçi pek bir şey istemiyor. Buradan Twitch veya YouTube'u seçiyorsunuz. Oradan bir yayın anahtarını alıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. O kadar. İptal. Ayarlara geliyorum. Tekrar video. Burası da çok önemli. Burada ekran çözünürlüğünüz kaç ise onu seçmeniz tavsiye edilir. Bunu değiştirebilirsiniz. 16 veya 9 yapabilirsiniz. 16 ya 9 yaparsanız biraz daha ekran en ve boy oranı değişecek. Ekranınız nasılsa onu seçmenizi tavsiye ediyorum. Ama ben daha iyi kayıt almak istiyorum diyorsunuz. Ekran boy oranını 16'ya 9 yapmanız tavsiye edilir. Onun dışında buradan gene yayın yapmak isteyen arkadaşlar buradan çözünürlük düşürmeyi mutlaka yapmalılar. Çözünürlük düşürme dediği de şu oluyor. Buradan ona zorluyor. Yani 720'ye 450 fitliğe düşürüyor. Çözünürlüğe düşünüyor. Siz daha iyi kayıt atabilirsiniz diye. Eğer internetim iyi değil, RAM'im falan iyi değil diyorsanız iki tavsiye edilen şeyler arasında. Bunu düşürdükçe tabii de düşüyor ama ekran çözünürlüğü de düşüyor. Onu da hatırlatmakta fayda var. Buradan FPS'i kesinlikle ama kesinlikle 30 FPS'de tutmanız gerekiyor. Ben bilgisayarım biraz iyi olduğu için 60 FPS'de tutuyorum. Burayı mutlaka 30 yapın arkadaşlar. Eğer bilgisayarınız iyi değilse. Ben 60'da tutuyorum. Daha iyi kayıt almak için. Buna hayır diyorum. Evet. Seste fazla bir şey yok arkadaşlar. Klasik bildiğiniz şeyler. Masaüstü ses kaydı diyor. Varsayılanı seçin. Sıkıntı değil. Buradan da hangi mikrofonu kullanıyorsanız listeden o mikrofonu mutlaka bulmaya çalışın. Eğer yoksa yeniden başlatın. Driverlarını yükleyerek bu listede yer almasını sağlayabilirsiniz. Onun dışında burada hiçbir şey yapmıyoruz. İsterseniz yapabilirsiniz. Onlar çok önemli değil. Hayır. Burada da bir şey yok. Gelişmişe geçiyoruz. Gelişmişte de pek ayar değiştirmeyin arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız tavsiye etmem. Burada bizim değiştireceğimiz ayarlar video kısmında Very Fast. Bu sizde farklı olabilir. Siz Very Fast'i seçin. Buradan Main'i seçiyorsunuz. Buradan da anahtar kare aralığını mutlaka 2 yapın. GFR'i kullanılan da GFR'i kullanın. Pasiften aktif hale geçirin. Onun dışında başka bir şeye dokunmaya gerek yok. Hayır diyorum. Evet. Burada bir şey yok. Bu zaten sizde olmayacak browser. O yüklemeyle geliyor. Buradan mikrofon gürültü geçidi dedi. Mikrofonunuzu ayarlıyorsunuz. Buradan kendisi otomatik ayarlıyor ama siz de değiştirebilirsiniz. Onun dışında pek bir şey burada yok kalmadı. Evet. Bunları yaptık. Tamam, çok güzel. Ben yayına hazır mıyım? Hayır, daha değilsiniz arkadaşlar. Burada bir sahne girmeniz gerekiyor. Sahne ekle dedikten sonra rastgele bir sahne ismi veriyorsunuz ve sahnenizi de ekliyorsunuz. Ben eklemeyeceğim yayını bozmaması için. Sahneyi ekledikten sonra bu sol taraf sahneler oluyor. Sağ tarafta kaynaklar. Yani sol tarafa eklediğin az önce gelen sahne adı şey oluyor arkadaşlar. Bu saniye pardon yanlış oldu. Pardon çok özür dilerim. Ekran değişti. Buradan tanıtım ve anlatımdan sahnenizi seçiyorsunuz. Evet. Ondan sonra bunu seçtik ama ne yapacağız? Çok. Evet. Ben yayın yapmayacağım. Video kaydedeceğim ama videolarımda mutlaka şu logo çıksın diyorsanız onu şuradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Ekle. Bir saniye. Görüntü ekle diyorsunuz. Buradan rastgele bir isim veriyorsunuz. Göz alttan eklemek istediğiniz görüntüyü seçiyorsunuz. Buradan rastgele bir görüntü seçiyorsunuz. Benim logomu seçtikten hemen sonra neyse. Buradan logonuzu seçiyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Logonuz geliyor zaten. Şöyle göstereyim. Logom şu.
Özellikler böyle. Buradan logonuz geliyor. Bir takım ayarlar gerekiyor. Eğer logonuz beyazsa veya renkli bir şey değilse buradan renk de verebiliyorsunuz. Bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Opaklık dediği de çözün şeyi arka planın şeffaflaştırabiliyorsunuz. Yani düşürebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Onu yapalım. Tamam demem gerekiyor. Tamam demeyeceğim. Neyse. Bunu düşürünce arka plan daha görünür hale geliyor. Neyse bunu yaptıktan sonra büyük bir ekran gelebilir. Onu da şöyle ayarlayacaksınız. Sahneyi düzenle diyor. Buradan tıkladıktan sonra sahneyi düzenleyerek bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ben dokunmayacağım. Biraz pintirikliyim. Dokunmak istemiyorum. Neyse bunu da yaptıktan hemen sonra. Ben bir webcam görüntüsü eklemek istiyorum. Ama bunu nasıl yapacağım diyorsanız, bilmiyorsanız evet. Doğru adrestesiniz. Webcam'ımızı eklemek için ekle diyoruz. Buradan video yakalama aygıtını seçtikten sonra isim veriyoruz. Rastgele bir isim verdikten hemen sonra böyle bir ekran çıkacak. Buradan cihazınızı seçmeniz gerekiyor. USB kamera ve başka ne varsa. Eğer çıkmazsa yenile dersiniz ve tekrar gelir seçersiniz. Bunu seçtikten sonra birçok ayar var ama fazla bilmiyorsanız kurcalamanızı tavsiye etmem çünkü bu bayağı kapsamlı bir şey. Buradan kamera ayarınızı gene yükseltebiliyorsunuz. 50'ye girebiliyorsunuz. 30 FPS'yi tavsiye ederim. Bunu değiştirmeyin. Tam aralık kullanın. Aktif hale getirin. Özel çözünürlük dediği şu şey. Boyutu ne kadar olmasını istiyorsanız. Onu da yaptıktan sonra kaynak boyutunu koru diyebilirsiniz. Ve çok önemli bir nokta. Eğer webcam'ınızda mikrofon varsa bunu mutlaka devre dışı bırakın eğer harici bir hoparlör veya mikrofon kullanıyorsanız. Yoksa ses eko yapabilir. Tavsiye etmem. Ben bunu yaptım. Arkamda yeşil bir plan var ama sadece bu kafamın çıkmasını istiyorum. Şu görünümün görülmesini istiyorum diyorsanız Chrome anahtarını kullan diye kararlı bir ortasında yarlı beden. Neyse. Buradan seçebilirsiniz. Tabii arka planının ne renkse onu mutlaka seçmeniz gerekiyor. Çünkü eğer arka planınızdaki renk üstünüze veya yüzünüze mevcutsa onu da siliyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Arka planım yeşil. Yeşili öneriyorum, tavsiye ederim. Çünkü Chrome şey genelde yeşil olur. Filmlerde genelde yeşil rengi görürsünüz. Çünkü yeşil renk insan vücudundan var olmayan, mevcut olmayan bir renktir. İsteseniz de göremezsiniz zaten. Neyse. Onu ayarladıktan sonra buradan karşıtlığı düşürerek kendinizi biraz belirgin hale getirebilirsiniz. Arka planınız biraz daha aktif hale geliyor, görünür hale geliyor. Ama dediğim gibi eğer yeşil renk kullanacaksınız onu kapatabilirsiniz. Neyse ben bir şey yapmıyorum. Bunda da aynı şekilde benim webcam'ım kocaman oldu. Ekrana sığdı ama ben köşeye oturmasını istiyorum diyorsanız bunu düzenden konum boyuttan sağ alt köşeye, sağ kenara taşı, sol kenara taşı vesaire vesaire diye ayarlayabilirsiniz. Ama öncelikle şuna tıklamanız gerekiyor. Buna tıkladıktan sonra bakın sağ tıklıyorsunuz. Konum boyuttan ortala tam ortada olmak istiyorsanız ortala sol kenarda olmasını istiyorsunuz. Sol kenara taşı, sağ kenarda olmasını sağ kenara taşı diyerek taşıyabilirsiniz. Ama ben konumumu kendim belirleyeceğim diyorsanız şöyle yapmanız gerekiyor. Webcam'a tıklıyorsunuz, sahneyi düzenleye tıklıyorsunuz ve mouse'unuza istediğiniz yere götürebiliyorsunuz ve şu kenarda çıkan şeyleri de büyütüp küçültebilirsiniz. Özel çözünürlük ayarıyla değiştirebilirsiniz. Evet. Geldik en can alıcı noktaya. Evet. Ben her şeyi yaptım ama oyunum siyah bir ekran olarak çıkıyor. Diyorsanız onun iki tane çözümü var arkadaşlar. Ekle bir saniye. Ekran yakalama diyorum. Tamam. Evet. Onun çözümü de şu arkadaşlar. Öncelikle Open Procaster Software'ınıza sağ tıklıyorsunuz. Özellikler uyumluluk sorununu gider. Çalıştırmayın. Bu programı çalıştıracağı uyumluluk modu. Bilgisayarınız hangisi ise, hangi operation system ise yani adını unuttum gene ya. Neyse onu seçiyorsunuz.
Windows XP ise XP Service Pack 2 işte. Neyse onu seçiyorsunuz. Ondan sonra buradan bu programı yönetici olarak çalıştırıp aktif hale getirdikten sonra uygula deyip programı açıyorsunuz. Programı açtınız. Tamam. Ama hala benim oyunum görüntüsü gelmiyor ekrana diyorsanız bir diğer alternatif olarak şunu yapabilirsiniz. Ekle diyorsunuz. Oyun yakalama dediniz. Tamam dediniz. Mesela hangi oyun yükleyeceksiniz? Benim şu an oyun listesi yok listede. Şunu seçin ben rastgele. Tamam diyeyim. Tamam dedim. Ama oyun kapkara bir ekran çıkıyor, gelmiyor, görünmüyor. Diyorsanız oyun yakalamayı yaptıktan hemen sonra bir oyun yakalama daha yapıyorsunuz. Tamam deyip gene aynı oyunu seçip tekrar tamama basıyorsunuz. Ve diğer oyun yakalamayı kapatıp pasif hale geçiriyorsunuz. Siyah ekran çözünürlüğünü bu şekilde çözmüş olmanız gerekiyor. Bunu kaldırıyorum. Evet. Evet. Bunu da kaldırıyorum. Evet. Evet. Ama yaptım. Bu da olmadı. Bu da çözmedi diyorsanız bir diğer alternatif olarak da önermediğim bir alternatif ama el mahkum yapmanız gerekiyor. Eğer oyun görüntüsünü yakalayamıyorsanız. Buradan pencere yakalama moduyla el mahkum pencere yakalamayı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Ekran yakalamayı kapatıyorum. Pencere yakalama dediği de şu arkadaşlar. Ben hangi programı seçersem, hangi oyunu seçersem onu yakalayacak. Onun dışında bir program yakalamayacak. Şu an programları seçtim. Pencere modunda programlar aktif hale geliyor. Ama onun da şöyle bir dezavantaj var. Ekrana tam sığmayabilir, açıkta kalabilir vesaire. Onu ayarlamanız gerekiyor veya tüm pencere diyerek bütün ekranı kaplayabilirsiniz. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi açıkta kalabiliyor. Şu an burası boş gördüğünüz üzere açıkta kaldı. Pencere yakalamayı da anlattığımıza göre oyunu bu şekilde yakalayabilirsin. Buradan oyun listesi çıkacak. Onu seçip pencere yakalamayı da aktif hale getirebilirsin. İç pencerede iç pencereyi yakalıyor. Dış pencerede de tüm pencerede bütün pencereyi yakalıyor. İç pencere şurası oluyor yani. Sadece şu kısmı yakalıyor. Dış pencerede de komple dışını çerçevesiyle beraber yakalıyor. Öyle. Onun haricinde ne gösterebiliriz? Ne gösterebiliriz? Pek bir şey göstereceğimi sanmıyorum. Burada başka bir şey yok zaten. Bunu da kaldırıyoruz. Onun haricinde başka ne vardı göstereceğim. Evet. Başka bir şey kalmadı sanırım. Oyunumu kaydettim. Ama nereden bulacağım diyorsanız tıklayın. Ayarlara tıkladıktan hemen sonra yayın ayarlarından seçtiğiniz mevcut yer neresi ise göz alttan oyunu kaydettiğiniz yer çıkıyor. Nereye kaydettiyseniz. Buradan izleyebilirsiniz. Ve çok önemli bir nokta. Şu an görebilecek misiniz bilmiyorum ama şöyle kayd... Bu ne? Bu neyi kaydırıyor? Bilmiyorum bir şey kaydırıyor ama şunu kaydırmam gerekiyor. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın mecburen kaydırmam gerekiyor. Size şeyi gösterebilmem için. Evet. Ben yayınımı yapacağım ama şöyle bir sıkıntı var. Acaba görüntü ekrana geldi mi gelmedi mi? Onu görmek istiyorum. Görmemekten şey yapamıyorum diyorsanız. Bakın. Bu İki hususu mutlaka aklınızdan çıkarmayın, alışkanlık haline getirin. Yayına başlamadan, video kaydına başlamadan önce yayın ön izlemeden mutlaka ön izlemenizi alın. Oyun görüntüsü ekrana geliyor mu? Yoksa siyah ekran olarak mı geliyor? Bunu yayın ön izlemeden kontrol edebilirsiniz. Bu yayın ön izleme sadece ön izlemek amaçlı kullanılıyor. Videoyu kaydetmiyor. Aklınızda olsun. Tamam. Bu çok güzel. Yayınım ekran görüntüsü geliyor, oyun görüntüsü geliyor. Peki ya ekran görüntüsü gelmiyorsa, oyunun görüntüsü yoksa? Bakın, bunu kimse bilmiyor veya bilenler de pek anlatmamıştır. Duymamışsınızdır sırada soruda. Bu Open Procaster'ın şöyle bir dezavantajı var. Ben her şeyi yaptım. Normalde oyun görüntüsü çıkıyor ama oyuna
geldikten sonra kaydetmeye başlıyorum ama ekran görüntüsü oyuna gelmiyor. Bakın. Öncelikle yapmanız gereken sıralama şu. Oyunu açıyorsunuz. Ondan sonra Open Broadcaster Software'ı açıyorsunuz. Kaydetmeye başlamak için bakın bu ayarı mutlaka yapmanız gerekiyor. Tavsiye ederim size. Çünkü bazen ekran görüntüsü kayıt almıyor. Oyun görüntüsünü almıyor. Bunu mutlaka yapın. Kısa yol tuşları. Burası çok önemli. Evet. Ben bunu size az önce anlatmamıştım ama oyun kaydedici arkadaşlar için bunu mutlaka anlatmam gerekiyor. Oyununuzu açın. Ya da fark etmez. Sıralama hiç önemli değil. Programı açın. Oyununuzu açın. Ama sakın şuradan kaydetmeye başlamayın. Pardon. Sakın şuradan kaydetmeye başlamayın. Size tavsiyem ayarlardan kısa yol tuşlarını mutlaka ayarlayın. Bakın. Akışı başlat. Akışı durdur. Kaydı başlat. Kaydı durdur. Bu dört maddeyi mutlaka bir tuş atayın. Hiç kullanmadığınız bir tuş mutlaka olsun. Ben F8, F9, F10, F11'i seçtim. Ama bazı oyunlarda bu tuşlar kullanıldığı için yayını yanlışlıkla açıp kapatabilirsiniz. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Kullanmadığınız bir tuş mutlaka olsun. Bunu siz belirleyin artık. Ben karışmıyorum. Bu akışı başlat dediği eğer Twitch veya YouTube canlı yayın videosu yapacaksınız onlar için önemli. Akışı başlat o. Akışı durdur da durdurmak size. Yok ben sadece dosya çıkışı yani bilgisayarıma video kaydetmek için kullanacağım. YouTube'a atmak için kullanacağım diyorsanız kaydı başlat ve kaydı durdur tuşlarına tuş atmanız da yeterli. Benim tuşlarım F10 ile F11'dir. Bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra kaydediyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. Öncelikle oyunu açıyorsunuz. Oyun esnasında webcam'ınızda ışık varsa çok önemli. Zaten bazı webcam'larda ışık var. Siz kayıt tuşuna bastıktan sonra webcam'ın o renkli ışığı yanıyor. Aktif canlı yayına geçtiğinizde anlıyorsunuz. Video kaydetmeye başladığınızda anlıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Ama öncelikle yayını ön izleden kendinize şu bakın bazen şöyle olabiliyor. Ben oyuna girmişim. Yanlışlıkla kayda başlamışım. Ben bütün yayın boyunca böyle oynayabiliyorum. Buna dikkat edin. Onun için öncelikle yayın ön izlemeden kendinizi kontrol edin. Tam ekran ortasında mısınız? Yoksa böyle mi oynuyorsunuz? Bu çok berbat bir şeydir. Webcam'a eklemişsinizdir ama yoksunuzdur yani. Bunu da ayarladıktan, kontrol ettikten sonra yayın ön izlemeden mutlaka kontrolünüzü yapın. Ondan sonra oyunu açın ve oyun esnasında kısa yol tuşuna hangisini atadıysanız onu mutlaka tuşlayın. Ben F10 demiştim. F10'a basıyorum. Kayıt başlıyor. Video kaydı da bittikten sonra F11'e basıyorum. Hop video bitti. Bu şekilde arkadaşlar. Benim kayıtlarım bu şekilde. Bilmeyenler için öğrenmeli rica olunur. Öğrenmeniz, yani bir şey demiyorum artık. Kelimeler kifayetsiz, yorgunum zaten. Bu program bu şekildeydi arkadaşlar. Başka söylenecek pek bir şey yok. Zaten yarım saat oldu. Yarım saatte başka ne söyleyebilirim. Bayağı kapsamlı bir video oldu. Aklınıza gene takılan bir şey olursanız ben buradayım. YouTuberlar için elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Biz bilgi paylaştıkça çoğalır diyenlerdeniz. O yüzden sormaktan çekinmeyin. Mesaj atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Olmadı sponsor yerinden adresimden de mail atabilirsiniz. Sponsor adresi kısmında mail adresim mevcut. Oradan da mail atarsınız. Maillerime bakmamak etmiyorum. Twitter'dan gönderebilirsiniz. Facebook'tan mesaj atabilirsiniz. Her yerden bana ulaşabilirsiniz. Yani bir yerden mutlaka ulaşırsınız. YouTube'dan ulaşamazsanız Twitter ve Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey anlatmaya gerek yok sanırım. Şunu da düzelteyim bu arada. Evet. Başka söyleyecek bir şey yok. Anlatacaklarım bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hop 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 hop. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Dediğim gibi aklınıza takılan soru olmaz olursa yorum altında belirtebilirsiniz. Ölmezse kalırsak bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler. Sen de kalın. Bu arada iyi yayınlar. Keyifli yayınlar dilerim. Hoşça kalın.